Ünal Bey'in görevi sağlıklı yaşama ayak uydurabilmek için spor yapmak. Merhaba, Yeşim Hanım bize zayıflama görevi verdi. Bunun için ilk durak spor salonu, bakalım nasıl olacak? Uzmanımız Yeşim Hanım'ın bize verdiği görev beni çok mutlu etti. Umarım işe yarar. Eşim beni dinlemiyor ama uzmanımızı dinleyeceğinden eminim. Merhabalar, ben Çağrı Hoca, nasılsınız? Merhaba Ünal, ben teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Eylül okulu programından geliyorum. Aynen, haberim var. Spora başlamadan önce gerekli ölçümler yapılıp Ünal Bey'e uygun bir program seçilecek. Evet, tam 117 kilo 250 gramsınız. Anlaşılan Ünal Bey uzun süredir yaşantısına dikkat etmiyor. Evet, en son ne zaman spor yaptık? En son 5-6 sene önce. Daha önce spor yapmaya çalıştı aslında ama işlerinden dolayı çok fazla gidemedi, aktif olamadı. Sürekli şehir dışına çıkıyor çünkü. 6 yıldır spor yapmayan Ünal Bey'e ilk gün hafif bir program uygulanacak. İlk gün olduğu için biraz hafiften başlayıp sonra tempoluya döneceğiz. Yeşim Hanım'ın verdiği diyete, egzersize inanın uyacağını düşünüyorum. Kaçamak yapacağını hiç zannetmiyorum. İstikrarlıdır o konuda. Yeter ki bir yola girsin. İlk dersimiz ağırlıklı olarak ısınma. Bacaklarda yanma başladı diyor. Henüz yeni başladık Ünal Bey. Fast food tüketiyor musunuz? Evet, fast food tüketiyorum. Ne yiyorsunuz genellikle? Hamburger, patates kızartması. Bir hamburger 350 kalori biliyorsunuzdur. Şu ana kadar 50 kalori yaktık. Yani şu anda hesaplamıyorum ne kadar yürümeniz gerektiğini. Bir 50 dakika, 60 dakika yürümeniz lazım. Tek bir hamburger için. Aynen öyle. Bir hamburger için 50 dakika yürümesi gerektiğini öğrenen Ünal Bey artık sağlığı için daha dikkatli davranır. Eşim çok fazla bilgisayar oyunu oynuyor. Çok hareketsiz kalıyor bilgisayar başında özellikle. Ve yanında abur cubur, çay, kahve sürekli tükettiği için kilo veremediğini düşünüyorum. Çünkü abur cuburu kesemiyor, engelleyemiyor kendisini. Çok yorulmuş gözüküyorsunuz. Zaten 150'ye çıktı sayılır. Şimdi bıraktırıyorum. Hafif tempo koşuya başlamasıyla birlikte Ünal Bey'in nabzı 150'ye çıktı. Hocamız hemen müdahale edip koşuyu sonlandırıyor. Çok yoruldum. İnanılmaz zor. Unutmuşum spor yapmayı. Herhalde bundan sonra hamburgeri bırakacağız gibi gözüküyor. Evet, buraya alalım sizi, buyurun. Çıkıyoruz, ayaklarımızı basalım. Tam ortasına, aynen. Ünal Bey, bu daha kolay galiba. Bu biraz daha zormuş yürüme bandında. Evet, bu biraz daha zordur. Yeşim Hanım yaktı bizi. Mahvoldum burada. Derin. Bacaklarım bitti. Devam edin, hiç bozmayın. 170 olmuş, evet yavaşlıyoruz. Bu nabzınızın yukarı çıkmasının sebebi uzun zamandır spor yapmıyor olmanız, dengesiz beslenmiş olmanız. Her şeyden önce sağlığınız gelir Ünal Bey. Bir ara gözüm karardı, bayılacak gibi hissettim kendimi. Çok zor makine. Üst bacakları özellikle çok zorluyor. Galiba 60 kalori vermişiz, öyle gözüküyor ekranda şu anda. Vücudumuzu ısıttık. Artık karın ve bel bölgesini çalıştırmaya başlayabiliriz. Plakalar birbirine değmiyor. Bir tık daha öne gelirsek süper olur. Şu anda 2, 3, 14. Son bir tane daha yapıyoruz. 15. Şimdi yavaşça bırakıyoruz. Kaldırıyoruz. Bitti. Öldürdü beni. Çağrı Hoca beni mahvediyor. Daha ilk günümüz Ünal Bey. Hocamıza haksızlık etmeyin. Sağ sol 1 oldu şu anda. Tekrar devam. 2, 3, nefes veriyoruz. 4. Çağrı hocam öldürdün beni. Maalesef bunlar olmak zorunda. Aşırı kilolarının acısı böyle çıkacak. Kilo vermek istiyorsanız katlanacaksınız biraz. İlk günden bu kadar çıkıyor mu? İlk gün şu anda çok bir şey yaptırdığımı düşünmüyorum size. Ama siz çok yoruldunuz. Bunlar spor yapmamanızdan kaynaklanıyor. Çok yoruldum. Sağ olsun Çağrı hocam çok zorladı beni. İlk günlük için bu kadar yorulacağımı düşünmemiştim açıkçası. Artık son bir hareket kaldı Ünal Bey. Yapabilecek misiniz? Devam et. Bırakma. Bırakmak yok. Devam et. 20. 20. Devam et. Bırakma sakın. Bırakma. Bak karşıya. Kalçanı kaldırma. Devam et. Çalışmasını zor bir hareketle tamamlayan Ünal Bey ilk gün biraz yoruldu galiba. Çok kötü durumdayım. Berbatım. Bu inanılmaz zor bir hareket. Öldüm. Çağrı Hoca beni bitirdi bugün. Tamamen bitmiş durumdayım. Bakalım ilk gün kilomuzda bir değişiklik var mı? Ben bugün en az 2 kilo vermiş olmam lazım. Spor öncesi 117 kilo 250 gram olan Ünal Bey, spordan sonra 116 kilo 500 gram geldi. 116, 500. 750 gram vermişsin. Çok şaşırtıcı bir durum yani.
Dokunarak ödem vardı sende. Nasıl zorladıysan beni artık. Yani o kadar tahmin etmiyordum ben de. Bayağı bir vermişsin ama. Ama çok yoruldum, çok yoruldum. Neyse bu da ilk günden bence güzel diye tahmin ediyorum. Sağlıklı yaşam için ilk adımlarını atan Ünal Bey, spor görevini başarıyla tamamladı. Umarız sağlıksız beslenip sporda geçen saatlerini çöpe atmaz. Geçmiş olsun. Nasıl geçti? Çok zor geçti. Sağ olsun Çağrı Hoca çok zorladı beni. Olsun olsun iyi oldu. Neyse çok acıktım ben. Ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Ne yiyeceksin? Hafif şeyler yiyeceksin. Daha spordan şimdi çıktın hemen yemek düşünüyorsun. Gırtlak çocukları alalım, bizim güzel bir yemek yiyelim. Olur, çocukları alalım. Hafif bir şeyler yemeye gidebiliriz. Ama hafif bir şeyler yiyeceksin. İyi, tamam. Hadi gidelim. Tamam.